Cübbeli Ahmet hayat pahalılığını böyle övdü. Sosyal medya bu sözleri konuşuyor. Günahlara karşı eğilim azalıyor. Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, hayat pahalılığı ve her kalemde gelen zamları seyircileri üzerinden savundu. Ekonominin bozuk olmasının günahları engellediğini belirten Cübbeli, içki pahalı, kumar pahalı, zina pahalı. Fahişelerin fiyatını bilmiyorum ama onlara da zam geliyordur herhalde. Senin de bu günaha bulaşma riskin azalıyor bu manada iyi bir şey ifadelerini kullandı. Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, son dönemde kendisini iyiden iyiye hissettiren hayat pahalılığını seyircileri üzerinden meşru göstermeye çalıştı. Ekonominin bozuk olduğunu itiraf eden Cübbeli, bu durumun günahların azalmasına vesile olduğunu, son dönemdeki zamların da günaha girme imkanını zorlaştırdığını öne sürdü. Günahlara karşı eğilim azalıyor. Cübbeli, içki pahalı, kumar pahalı, zina pahalı. Fahişelerin fiyatını bilmiyorum ama onlara da zam geliyordur herhalde. Senin de bu günaha bulaşma riskin azalıyor. Bu manada iyi bir şey. Günahlara karşı eğilim azalıyor ama imkan azalıyor. Sözleriyle son dönemde yapılan zamların kendine göre olumlu yönlerine işaret etti. Cübbeli'nin bu sözleri sosyal medyada gündem oldu. Çocuklar protein alamıyor. Diğer yandan hayat pahalılığının olumsuz yönlerine de kısaca değinen cübbeli, tabi bir yandan da çocuklar protein alamıyor, diğeri zekat veremiyor, öbürü umreye gidemiyor. Fakir fukaranın hali kötüleşiyor. Genel manada hal bu, ifadelerini kullandı. Cübbeli'nin bu sözleri sosyal medyada gündem oldu. Diğer yandan Nakşibendiliğin İsmail Akolunun X hesabından paylaşılan yazıda, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün Hasan Efendi'nin şeyhliğini kabul etmediği ve bu sebeple cemaatle hiçbir ilgisinin kalmadığı söylendi. İsmail cemaatinin ilk hesabından kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile ilgili bir yazı paylaşıldı. Yazıda ünlünün yapılan istişarelere rağmen tavrını değiştirmemekte ısrar ettiği söylendi. İhvanımızı ve kamuoyunu yanlış biçimde yönlendirmeyi sürdüren Cübbeli Ahmet Hoca, söz ve davranışlarıyla tarikatımıza ve hizmetlerimize zarar veren biri haline gelmiş ve Hasan Efendi Hazretlerimizin şeyhliğini kabul etmemiştir denildi. Yazıda ünlünün cemaatle hiçbir bağının kalmadığı belirtildi. Bu gerçeğe binaen kendisinin tekkemiz ve cemaatimizle hiçbir ünsiyetinin kalmadığını, görüş ve açıklamalarının cemaatimiz açısından hiçbir bağlayıcılığının bulunmadığını ihvanımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz. Cübbeli Ahmet, bunlar tarikatın dibine dinamit koyuyor. Daha sonra YouTube kanalında konuyla ilgili yayın yapan ünlü, yazıyı dün koyacaklarmış, ben hastaneye gidince koymamışlar. Ölecek miyim diye beklemişler, acımışlar bana. Ölmeyince yayımlamışlar. Sağcı solcu bütün medyaya vermişler. Bunlar tarikatın dibine dinamit koyuyor, dedi. Cübbeli Ahmet Hoca'ya daha önce ultimatum verildi. İsmail Ağa cemaati 3 Kasım 2023'te X hesabından bir yazı paylaştı. Yazıda, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca'nın cemaat içindeki mahrem konuları kürsüye ve televizyonlara taşıdığı söylendi. Yazıda Ünlü'nün bu konuda defalarca kez cemaatin önde gelen isimleriyle konuştuğu belirtildi ve bu görüşmelerde cübbeli Ahmet Hoca da her seferinde özür beyan etmiş ve bu tür mahrem konuları kürsüye ve televizyon kanallarına taşımayacağına ve muhatapları ile bir araya gelerek görüşeceğine söz vermiştir denildi.